Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere odun ateşinde çok lezzetli bir sos hazırlayacağım. Öncelikle malzemelerimiz 20 kilo böyle sivri armut domatesimiz var. 1,5 kilo yeşil biberimiz var. 2 demet maydanozumuz var. Ve 6 kilo da kırmızı biberimiz var. Malzemelerimizin hepsini temizledim, yıkadım. Biberlerimizi falan içlerinin çekirdeklerini çıkartıp yıkadım, hazırladım. Şimdi hepsini robottan geçirmeye başlıyorum. Şimdi öncelikle biberimi robotuma şöyle küçük parçalayarak doğruyorum. Odun ateşinde sosun lezzeti bir başka oluyor arkadaşlar. Ocakta yaptığımızdan daha lezzetli oluyor. Ben de bugün sizlere hazır yapmışken videosunu çekeyim dedim. Sizce de iyi yapmadım mı? Takipçilerime bugün de dedim odun ateşinde bir sos yapalım. Ve videosunu da çekelim. Sosun içine kırmızı biberi doğradığımızda çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İçine 3 tane de yeşil biber karıştı. Onları da doğruyorum. Sorun değil. Hepsini zaten robottan geçireceğim. Şimdi robotum dolana kadar doğradıktan sonra robottan geçiriyorum. Biberimi robottan inceyecik geçirdim. Şimdi hepsini bu yöntemle biberimi geçirip bitiriyorum. Kırmızı biberlerimi robottan çektim. Şimdi sıra geldi domateslere. Şimdi de domateslerimi parçalayarak robotumun içine dolduruyorum. Şöyle büyüklüğüne göre 3'e 4'e bölelim. Kanalımda çok güzel sos tariflerim var arkadaşlar. Tabii ki onlar odun ateşinde değil. Onlara da bakıp onlardan da hazırlayabilirsiniz. Robottan geçirdiğim domateslerde biberlerimin üzerinden ilave ediyorum. Hepsini birlikte kaynatacağım. Kırmızı biber ve domateslerimin hepsini birlikte robottan geçirdim. Gördüğünüz gibi bir büyük bir de küçük kova oldu. Şimdi sıra geldi maydanozları robottan geçirmeye. Maydanozlarımı iri iri robotuma doğruyorum. Maydanozlarımı da robottan geçirdim. Onları da domateslerin üzerinden ilave ediyorum. Çünkü hepsini birlikte kaynatacağım için hepsini birbirine karıştırıyorum. Maydanozumu da robottan geçirdikten sonra şimdi sıra geldi biberleri geçirmeye. Yeşil biberlerimi parçalamadım arkadaşlar. Zaten içini temizlerken küçük küçük parçalamıştım. Biberleriniz büyükse 3'e 4'e bölüp robotunuza koyabilirsiniz. Çektiğim yeşil biberi de domateslerin üzerinden ilave ediyorum. Sıra geldi sarımsakları çekmeye. Burada 15 diş sarımsağım var. Onları da ayıkladım, temizledim. Onları da robottan geçiriyorum. Sarımsaklarımı da hepsinin üzerinden ilave ettikten sonra sıra geldi kaynatmaya. Şimdi kaynatmaya geçelim. Şimdi de robottan geçirdiğim malzemeleri hepsine döküyorum. Ben bu sosu bayağı çok yapıyorum arkadaşlar. Çünkü köftelerde, makarnalarda, çorbalarda her şeyde kullanıyorum. Kullandığım her şeye de ayrı bir lezzet katıyor. İnşallah sizler de dener ve memnun kalırsınız. Dediğim gibi odun ateşinde değil ama ocakta yaptığım ayrı ayrı çok sos tariflerim var. Onlara da bakıp onlardan da hazırlayabilirsiniz. Sosum kaynamaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çabuk kaynıyor. Bu arada da dumanlar gözüme gidiyor. Rahat konuşamıyorum. Kimler bizim gibi odun ateşinde yapıyor. Kimler ocakta yapıyor. Ve odun ateşinin lezzeti bir başka diyenler lütfen yorumlara ve beni nereden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Ara ara karıştırıyorum. Biraz katılaştıktan sonra daha böyle hızlı hızlı sık sık karıştıracağım. Çünkü o zaman dibine tutar. Daha şimdi sulu olduğu için şöyle arada bir karıştırıyorum. Dipten. Gördüğünüz gibi çok güzel kaynıyor. Lezzeti de bir başka oluyor. Geçen sene ocakta yaptım arkadaşlar. Hiç tadını bulamadım. Tabi oluyor ama odun ateşindekinin lezzetini tutmuyor.
odun ateşinde bir başka lezzetli oluyor. Bu sene bu zahmete katlandım ve odun ateşinde yapıyorum. Yaparken de sizlere videosunu çekeyim dedim. Sosumuz iyice katılaşmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı da aşağı doğru indi. Daha da kaynayacak. Kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Artık biraz daha sık sık karıştırıyorum. Çünkü katılaşmaya başladı, dibine tutmasın. Bu arada da çok güzel koktu arkadaşlar. Kokusunu anlatamam. Sarımsağın etkisiyle şimdi baharatları da katınca daha da lezzetli bir hale gelecek. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra da beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sıra geldi sosumuzu daha da lezzetli hale getirmeye. Şimdi baharatları katacağım. Evde hazırladım hepsini. 4 yemek kaşığı nane, 4 yemek kaşığı karabiber, 4 yemek kaşığı da kimyon ekliyorum. Bolca baharatlı, çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İsterseniz baharatını artırabilirsiniz. Şimdi yarım litrede sıvı yağ ekliyorum. İsterseniz 2 su bardağı da sirke ekleyebilirsiniz. Sirkeli seviyorsanız. Ben sirkeli sevmediğim için sirke ilave etmedim. Şimdi karıştırıp kaynatmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi daha da lezzetli hale geldi sosumuz. Gerçekten çok güzel bir sos tarifi oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemeye gayret edin. Şimdi de tam domateslerin zamanı. Şimdi de tuzunu ilave ediyorum. Öncelikle 5 yemek kaşığı tuz atacağım. Kıvamına baktıktan sonra tadına biraz daha ilave edebilirim. Siz de damak zevkine göre tuzunu ilave edin. İyice bir karıştırdıktan sonra tadına bakacağım. Bu arada ocağın altında fazla yakmıyorum. Dibine tutmasın diye. Çünkü koyulaştıkça ocağın altında hızlı yanarsa bizi zorlar. Dibine tutar. Şöyle iyice katılaşmaya başladıktan sonra ocağın altını sakin sakin yakıyorum. 4 yemek kaşığı daha tuz ekledim. Toplamda 8 yemek kaşığı dolu dolu tuz koydum. Siz de damak zevkinize göre tuzunu ilave edebilirsiniz. Sosumuzun kıvamı tamamen oldu. Şöyle de göstereyim. Şöyle de bir kaşıkla sizlere yakından lezzetini göstermek istiyorum. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Şimdi kazanımı indiriyorum. Kavanozlara koymaya geçiyorum. Şimdi de sosumuzu kavanozlarımıza dolduruyoruz. Öncelikle yarım kiloluk kavanozlara dolduruyorum. Yetmezse 1 litreliklere dolduracağım. Yarım kiloluklara kullanması daha rahat oluyor. Kavanozlarımın kapaklarını sıkı sıkı kapattım. 2-3 kez böyle ters çevirdikten sonra daha sonra sıkı sıkı kapatalım. Kapaklar hala dönüp tık tık deyip diş atıyorsa o kapağı lütfen kapatmayalım. Sosumuz bozulma yapabilir. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sos oldu. Evet arkadaşlar, soslarımı getirdim. Yerine yerleştirdim. Bu şekilde ters çevirdim kapaklarını. Tam 16 tane yarım litrelik kavanozumuz çıktı. 6 tane de 1 litrelik kavanozumuz çıktı. Şimdi üzerini güzelce kapatıyorum. Kalın bezlerle sıkı sıkı örtelim. Şöyle de kalın bir battaniye örtüyorum. Bu şekilde 2 gün bekletiyorum arkadaşlar. 2 günün sonunda serin ve gölge yerde saklamak üzere 2 yıl boyunca sosunuzu tüketebilirsiniz. Garanti 2 yıl dayanıyor arkadaşlar. Bir tanesini açarsınız, dolaba koyarsınız, dolaptan tüketirsiniz. Geri kalanını serin ve gölge yerde saklayabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.